Als der zu Öncelikle beklenti olarak kesinlikle e, seneye Almanya'ya katılmamızı A milli takımdan bekleyebilirsiniz. Sonuçta e, gerçekten çok istediğim bir şey bir Alman olarak Türkiye milli takımını Almanya'da temsil edebilmek teknik direktörü olarak. Ich sehe uns mit der Mannschaft, seit ich jetzt hier bin, haben wir sehr viele gute Schritte gemacht und uns weiterentwickelt takım halinde geldiğimizden beri iyi adımlar attık. iyi gelişiyoruz. Ama aynı zamanda takım halinde daha birçok adım atacağımız yolculuk var önümüzde. Und Tabii ki burada FIFA sıralamasında bizden üstün takımları yenmemiz gerektiğini de biliyoruz. Sicherlich mit Kroatien auch eine Mannschaft, die bei den letzten zwei Weltmeisterschaften jeweils in die letzten Vier gekommen ist. Aber die Spieler und die Mannschaft sind bereit von ihrer Performance, von ihrer, von ihrer Qualität sich für das Turnier in Deutschland zu qualifizieren. Wenn wir, wenn wir jetzt in der aktuellen Zeit wenn wir dazu beitragen können, dass die Freude oder dass bei den, bei den stark betroffenen Menschen wieder ein wenig Freude zurückkommt, ein wenig, ein wenig ein Lächeln über das Gesicht huscht, weil ihre Nationalmannschaft gut spielt, ist das natürlich dann auch etwas, was uns sehr stolz machen würde. Ich habe einen zamanda Önümüzdeki Maçlarda alacağım Skorlarla beraber. Er bugüne kadar son zamanda üzülen insanlarımızın yüzüne bir gülümseme bittebesüm. E, hediyesi verebilirsek bu da bizi e, aynı zamanda çok memnun edecektir. Salih'le Mehmet Can'ın yanına Ferdi'yi de ekleyebiliriz. <laughs> e, orada da büyük bir çaba sarf ettik. milli takımda seçmelerinin onlar için daha avantajlı olacağına dair. Şimdi yönetimle görüşmeler yaptığımızda e, ileriye dönük neleri daha iyi yapabileceğimizi görüştüğümüzde e, bu konu e, önemli bir konu. Yani e, Hamit Bey de eski zamanlarından çok iyi bilir. Onların zamanında Avrupa büroları vardı. Orada gözlemciler, oyuncuları e, takip eden e, yetkili insanlar vardı. Biz de bu konu hakkında istişare ediyoruz. Tabii şimdi burada Hamit Bey'in çevresi olsun, benim çevrem olsun veya teknik ekipteki e, federasyonun içinde e, farklı çevrelere e, uzanabilecek insanlarımız olsun onların yardımlarıyla bu tarz oyuncuları biraz daha rahat ve hızlı ikna edebiliyoruz. Ve böylelikle tabii biz de ileriye dönük e, daha nice oyuncuları keşfetmeye çalışacağız. Mehmetcan Can e, konusunda şöyle de bir özellik var. Mehmetcan bugüne kadar hiç... Türkiye milli takımı düzeyinde oynamadı. Ee, böylelikle buradaki ortama alışabilmesi, buraya adapte olması biraz süre alacaktır. Zaten bu kampa da dahil etmemizin nedenlerin bir nedenlerinden birisi bu aile ortamına, buradaki ortama biraz daha katkı sağlayabilmesi. Sonuçta. Yani bakarsanız normalde Almanya U20'yi de şu an seçip orada da kampa katılabilirdi. Fakat onun çok net bir pozisyonu vardı A milli takımı seçmesiyle ilgili. Bu da bizi sevindiriyor. Tabi bu klasman oyuncuya katabileceğimiz 17, 18, 19 yaşında daha çok yetenekli oyuncular var ve biz bunların üzerinde de çalışacağız. Tabi Almanya'da oynayanlar için bir faktörde kesinlikle bir dahaki Avrupa Kupası'nın Almanya'da olması. Tabii ama en önemlisi her konudan en önemli olan amilli milli e, şeyimiz e, yani. Şimdi Salih Uçan konusunda da e, bazı medyaya düşen açıklamalar vardı. E, çok olumlu olmayan. Salih Mut gehabt und hat mich angerufen Salih yani burada bir adım attı ve benim beni aradı benimle konuştu. Biz burada iki tarafın bakış açısını ve bu konuyla ilgili olayı görüştük. Bu görüşmede tabii o da benden bu tarz bir durumdan dolayı özür diledi. Fakat benim ona söylediğim onun yaptığının çok doğru olduğu ve daima eğer iki kişinin arasında herhangi bir anlaşmazlık varsa bunun o iki kişi tarafından bertaraf edilmesiydi ve o bu adımı attı, beni aradı ve biz bu konuyu bertaraf ettik. Bu konu böylelikle benim için kapandı. Bundan sonra sırf performans odaklı e, milli takıma katılıp katılmayacağının e, değerlendirmesi yapılacak. Takip etmiş olduysanız e, son zamanda ben birçok oyuncuyla e, birebir görüştüm. E, telefon görüşmeleri yaptık. E, birçok konuya değindik. Tabii ki bu görüşmeleri şöyle bir avantaja çevirmeye çalışıyoruz. O görüşmelerde zaten bu iki maçın arasındaki farkındalığı onlara yansıtmaya çalışıyoruz. Burada tabii yapmamız gereken temel yapılanma çok sağlam olması gerekiyor. Biz ne kadar temel yapılanmamız sağlam olursa bu tarz farklı rakiplere karşı yapacağımız diğer hazırlıklarda ona göre iyi olur. Yani üzerinde çalıştığımız ilk etapta temel çalışmamız. Çok Halb -halb Bir de şimdi farklı konular da vardı. Benim için aslında yarı Türk diyebileceğim durumda yeni olan, tecrübesiz oldum. <laughs> Tabii bu Ermenistan'la olan ülkeler arası konular. <laughs> Bu, yaşamış olduğumuz üzüntülü deprem olaylarının oyunculara nasıl bir etki yarattığına ilgili. Ve kampın ortasında Ramazan ayı girmiş olacak, onunla ilgili konuştuk. Böylelikle her yerden bilgi topladım ve takımı en iyi şekilde böyle hazırlamaya çalışıyoruz. Şimdi e, artık göreve geldiğimizden beri biraz zaman geçti. Bu sürecin içinde bazı parametreler bir oyuncuyu neden davet ettiğinizle ilgili değişebiliyor. Şimdi camiaların kendi oyuncularına karşı göstermiş olduğu sadık tavırdan dolayı bir yönden memnunum, anlayabiliyorum. Yani onların kendi oyuncularını milli takımda görmek istemeleriyle ilgili. Ama artık öyle bir sürece giriyoruz ki zaman zaman birebir oyuncuları kıyaslamak çok zor oluyor. Şimdi eğer mesela Çağlar'ın aldığı süreyle ilgili Türkiye'de oynayan şu an bir mevcut oyuncuyu davet etmesem muhtemelen kimse bir şey demeyecektir ama şu an Çağlar'ı neden davet ediyoruz mesela. Şimdi burada tabii takım içi dengeleri artık yavaş yavaş biz oturtuyoruz. Yani böylelikle şu an Çağlar'la ilgili birçok bilgiye sahibim. Hem kendi mental durumuyla ilgili hem şu anki takımındaki durumu hem aynı zamanda kontrat durumuyla ilgili de birçok bilgim var. Şimdi orada hala mevcut idmanlarına katılıyor. Yani Premier League seviyesinde idmanlarını yapıyor. Aynı zamanda orada birkaç tane ufak maçlarda da hala süre alıyor. Şimdi bu deminki değindiğim temel yapılanma konusunda da aslında Çağlar gibi bir oyuncunun çok çok önemli bir faktörü var. Sonuçta onlar buraya ne zaman geldiyse hep elinden gelen en iyisini yaptılar. Ve bunu da göz ardı etmiyoruz. Şimdi aile içinde nasıl eğer bir birey çok güçlüyse çok iyi bir zamanı varsa o aileyi o taşıyordur, sırtlanıyordur. Fakat bazen insanın zor zamanları sıkıntılı dönemleri olabiliyor ve bu durumda eğer diğer aile mensupları size destek verebiliyorsa sizinle beraber bir yol kat edebiliyorsa o çok e, önemli bir konu. Tabii şimdi burada farklı oyuncular e, böyle bir durumla kıyaslanabilir. İrfan Can'ın da belki zor zamanları e, diyebiliriz fakat o da bizim için önemli bir oyuncu. Şimdi tecrübeli oyunculardan bahsettik ama biraz daha genç oyuncularımız da var tabi. Burada şimdi mesela İsmail, İsmail örneği biz onu aslında Sevilla maçından önce zaten listemize kattık. Buraya geleceği belliydi. Aynı zamanda Barış iyi bir ivme yakaladı, iyi geliştiriyor kendini. Böylelikle o da yine buraya gelmeye hak kazandı. Cenk örneğin Valencia'da birçok önemli maça çıktı. Orada yine o da kendini geliştiriyor ve bizler bu tarz oyunculara sadık kalmamız gerekiyor çünkü onlar ileriye dönük bazı yükleri sırtlanabilecek kapasitede oyuncular. Ama aynı zamanda Umut gibi de bir oyuncumuz var şu an elimizde. ligde iyi bir performans gösteriyor. Skora etkisi oluyor ve böylelikle onun için de kapı açık. Tabii son hazırlık maçlarında biz biraz e, deneme amaçlı da bazı şeyleri yaptık. Normalerweise bin ich schon dafür, dass man eine Nummer hat. Normal şartlarda bir periyotta oynuyorsanız bir tane bariz oyuncuyla oynamanız daha e, avantajlı oluyor. Ama e, sizden ricam bana birkaç gün daha verin. Sonuçta Mert ilk defa bizim dönemimizde e, milli takıma geri dönüyor. Ee, onu tanımama biraz e, zaman gerekebilir, onun içinde çok da emin değiliz e, tek kaleciyle mi yoksa e, rotasyonla mı oynarız, daha henüz belli değil. Birkaç gün sonra netlik kazanır. <laughs> ee, öncelikle e, ufak ufak da olsa bazı e, adımlar attı yine e, Kasım ayından bu yana. <laughs> von zamanda bugün kadroya kimi kattıysak, önümüzdeki iki maçta bize herhangi bir şekilde yardımcı olacağını düşündüğümüz için kattık. Böyle. Böyle. <laughs> 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 Memnun olduğum C liginden B ligine çıktık Uluslar Liginde. Die vier im, im Juni haben mich stolz Haziran ayında oynamış olduğumuz o dört tane maç beni memnun etmişti. Unzufrieden war ich mit den in der Ve aynı zamanda ee... Unzufrieden. Unzufrieden. Aynı zamanda da son iki oynadığımız Uluslar Ligi maçından da memnun değildim. Jetzt wenn man die Vorbereitung auf die Europameisterschaft nimmt, war ich sehr zufrieden mit den beiden Länderspielen im November, weil wir sehr Son hazırlık maçlarında birçok şeyi denedik. Orada bayağı bir memnun kaldım. Ama Avrupa Kupası ile ilgili tek memnun kalacağım şey oraya katılmamız olacaktır. tamam mı? Bir Erdem Bey Şimdi FIFA'nın son senelerde vermiş olduğu kararları şöyle bir gözden geçirirsek Benim ne düşündüğümü çok bir önemi yok Sonuçta onlar yine kararlarını bildikleri üzere vereceklerdir Ve biz bunu kabullenip en iyi şekilde uygulamamız gerekiyor Umut'u gördüğümde söylediğim şey Ben 29 yaşında Almanya A milli takımına seçildim Sırf 25 maç yaptım ama bir kere Avrupa şampiyonu olabildim ama hiçbir zaman geç olmadığını söyledim.